merhaba sevgili dostlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ahde vefayı konuşacağız. Uzun zamandır da bu köşede bir misafir ağırlamadım. Benim için gerçekten eskimeyen bir dost Nadire Karay'la beraberim. Nadire'cim iyi ki bize evini açtın. Zaten gönlün hep açıktı biliyorum. Allah razı olsun. İyi ki misafir ettin. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sen de şeref verdin. Güzel oldu. Hele bu pandemi günlerinde bize bir hava, bir soluk, bir nefes getirdin. Ay inşallah teşekkür öyle edersin. Olsun efendim. Rabbim hep güzelliklerle buluştursun. İnşallah hep beraber. Güzel insanlarla buluşalım. Evet. Bu çok önemli çünkü bizde. Biraz Nadire Karay'ı senin cümlelerinle tanıyabilir miyiz? Nerede yaşadı? Çocukluğu nerede geçti? Kimlerle yolları kesişti Nadire'nin? Yani şöyle, İstanbul doğumluyum, Çengelköy. 66'lıyım. Çok eski sayılmam tabii. Hı hı. Ama galiba biraz böyle geceli gündüzü çok yaşamışız. Bana fazla geldi. İstanbul'da doğdum. Evet, İstanbul'da Kandilli'de okudum. Kandilli Kız Lisesi'nde. Boğaz'da geçti yani çocukluğum. Boğaz'ın ve... kızıyım diyorsun. Evet, Boğaz kızıyım diyorum. Sonra da İstanbul Üniversitesi Türkoloji'yi bitirdim. Öğretmen oldum. Daha önce akın organizasyonunda başladım. Hı hı. Üniversiteyi bitirir bitirmez. İşte son sınıfta başörtüsü örtmeye başladım. 80 yasağından sonra. 80 yasağında millet başörtüleri açtırdı. Sen evet. Başörtülü mü olmaya karar ben verdin? Ben de o zaman daha çok sorgulamaya başladım. Zaten namazı severdim. Güzel Peki, gelirdi bana. Peki o başörtü sürecine kadar nasıl bir hayat yaşadın? Yani daha ziyade şöyle diyeyim. Solcu, sosyal demokrat. Yani üniversiteye sosyal demokrat girip İslamcı olarak çıktım diyebilirim. Allah Allah yani. Nasıl oldu peki? Ya orada şöyle seni oldu. Ne etkiledi? Üniversitede şu etkiledi. Yani normal bir öğrenci olarak devam ederken işte o yasak çıktı. 80 yasağı. Arkadaşlarımız okullara giremediler. İşte üniversite, İslam Üniversitesi'nin önünde bir oturma yasağı oldu. Bir ay, bir buçuk ay sürdü. Özal dönemiydi rahmetli. Sonra, yine de rahmet okuyoruz tabii. Okuyoruz tabii yani. Bize yakışan o. Evet. Vefadan bahsediyoruz ya sevgili dostlar. Evet. Allah'ın affettiği. Biz hemen boynumuz ince affederiz. Yeter ki Rabbim'den af dilemiş ya olsunlar bire da. Ya birebir küfreden olmadıktan sonra yani biz rahmet bize dileriz. Bize vefa yakışır yani. Evet, bize öyle yakışır. O dönemde arkadaşlarım bu mağduriyetleri, işte okula giremeyişler ama benim istediğim gibi giriyor, çıkıyor olmam. Derslerde benim bu kadar özgür olup onların olmaması vesaire. Kimler vardı? Tanıdık var mıydı ondan aklında kalan? Yani bizim sınıfta Nermin abla vardı. Nermin Kurtoğlu. O daha önceki yasaktan da 80 yasağı demeyeyim aslında. 80 yasağını onlar. Biz 87 yasağında. Çok özür dilerim. 86 yasağı. 80 yasağına Nermin ablalar takılmıştı. Evet, evet. Doğru. İhtilal sonrasıydı. İhtilal sonrası benim İslam'a meylim arttı da o yüzden belki orayı... Diyorsun ülkede şey buluyorum. İhtilal oldu. Ben de kendi dünyamda bir ihtilal yaptım. Aynen öyle oldu galiba. Allah'ın takdiri diyelim. Sonrasında akın organizasyonunda çalışmaya başladım. Öğretmenlik sınavına girdim. Öğretmen oldum. Orada da yasaklar geldi. Orada da işte bir takım şeyler yaşandı. Malum açığa alınmalar, görevden atılmalar. Önder Hanım komisyon başkanlığı yapıyordum bir yandan. İmam Hatip'li gençlerle de ilgileniyorduk. Okuldan, öğretmenlikten atıldık. Sonra gençlerle o arada ilgilenirken bir yurt dışı serüveni başladı. Çünkü o gençlerin önünde çok yol vardı ve birilerinin onlara destek olup işte refik olması gerekiyordu. Çünkü sen o mağduriyeti biliyorsun zaten. Evet, zaten hep beraber aynı dönemlerde aynı şeyleri yaşamış gibi olduk. Ama biz yetişkindik, onlar daha çok gençti. Dolayısıyla destek olmamız gerekiyordu diye düşünerek. Davaya vefa adına belki. Ellerinden tutulması gereken gençleri yalnız bırakmadım. Evet, öyle oldu. Peki ben burada bir söz var. Ahmet bin Kays'ın güzel bir sözü. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur der. Ahmet bin Kays. Senin için vefa nedir? Benim için vefa nedir? Vallahi mineciğim yani hep deriz ya ahde vefa. Yani söze vefa.
Çünkü sen vefalı bir dostsun. Dostlarınla hep birlikte oldun. Şimdi bir sürü ismi de anacağız. Evet. Efendim buradan vefat edenlere rahmet okuyacağız. Evet, kalanlara selamet eylesin. Diyeceğiz. Dostluklarımızın da cennete kadar, inşallah Cemalullah'a kadar sürmesi niyazıyla da bu dünya yolculuğunda da hiç birbirlerimizle efendim çok uzun oturup hasbihaller etmesek de arada virgüller koyup ama mutlaka kaldığımız yerden devam ederek irtibatta kalıp bir de uzun süre birbirimizi göremediğimizde, birbirimizden haber alamadığımızda onu merak edip sormak da var. Yani ya vefa nedir? Birinin kıymetini bilmektir. Göremediğinde aklına gelmesi, özlemesi, özlemendir. Bir derdi olduğunda yanında olmandır. Ha derdi olmadığında herkes kendi hayatını yaşar zaten. Bu noktada çok kıymetli insanlar gelir aklıma. Mesela Akif Kimler Babalı var? Vardı. Allah rahmet eylesin. O beyefendi de. Şöyle hatırlıyorum, eşi dostu herkes işini yaparken birinin başına bir dert gelse bir bak artık Akif abi orada. O mesele çözüldükten sonra Akif abi gene işine gider. Allah rahmet eylesin, şehitlerle yatsın. Çok kıymetli insanlar vardı. Özgür abla Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. Evini herkese açardı mesela. Çok kıymetli dostlarımız, eşimiz oldu. Süreyya abla vardı mesela. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben böyle baştan başlayınca Sufa'yı unutmayacağım tabii. Yani orada Sabiha abla, Süreyya abla vardı. Tabii senin bu örtülme sürecinden sonra zaten muhtemelen bir arayış. Ya ben çok aramadım yani Mineciğim. Allah bana lütfetti. Yani tamam, şöyle başladı. Ben örtündükten hemen sonra işte Akın Organizasyon gibi bir organizasyon olduğunu bizim Nuran Öncül, Nuran Baş, Zeynep Yüce vardı o zaman işte benim soyadları falan değişti de. Olsun biz o soyadlarla söylüyoruz. O soyadlarla söylüyoruz. Dediler ki ya işte Yusuf Bey yani şimdi eşim Yusuf Bey yanına bir işte hanımlar koluyla falan ilgilenecek bir hanımlar odası yapacak. Orada bir sekreter, yardımcı falan arıyor dediler. Öyle gittik tanıştık. Ben doğal olarak bu camianın içine girmiş oldum. Evet. Çünkü Akın Organizasyon o dönemde de büyük organizasyonlar yapıyor. Herkesi işte programlar yapıyor. Evet, programlarında ağırlıyor, sahnesine çıkarıyor falan. Ben doğal olarak Allah'ın lütfu keremiyle o işin içine girdim. Kimler vardı mesela unutamadığım? Şeyde mi? Akın Organizasyon. Akın Organizasyon. Programlar yaptınız çünkü. Ya şu anda nasıl söyleyebilirim ki binlerce vardı. Ama mesela bizim bu Sibel, Mina Köz falan onlarla birlikte yaptığımız bir programda polisin basmasını hiç unutamıyorum tabii. Sibel'e rastlan. Sibel'e rastlan. Sibel ablaya da selamlar. Sevgiler. Sibel abla seninle de program yapacağız ona göre buradan duyurduk. O bizim yol arkadaşlarımızdan. Yani yaşımız çok fazla yok. Hani arkadaşız, kardeşiz ama büyükler olarak işte tanıdığımız. Biz saygıdan dolayı abla diyorduk. Yani işte biz lisedeysek, o üniversite birdeyse arada bir yaş var ya. Ya zaten öyle bir iki yaşta falan da biz edeben derdik edeben onu. Edeben de derdik evet. Arkadaşımın ablası ile aramızda 3 yaş var. Ben hala abla diyorum. Yan yana geliyoruz. O benden genç duruyor ama yapacak bir şey yok yani. Güzel dostlar vardı ve gerçekten kendini davaya adamış insanlar var. Yani vardı, hala da var çok tabii. Çok şükür. Yani ben bir Emine Şenlikoğlu ablayı tanırım. Bir şey olduğunda yani konuşmalar olduğunda yani o başını vermiş dava için derdim. Yani küçük parmağını bile vermemiş insanlar hiçbir şey söylemeyecek. Yani şunu demek istiyorum. Emek. Emek harcayan insan hata yapabilir. Bizim için de öyle. Bir iş yaparken hata yapabiliriz, kusur işleyebiliriz ama hata, kusur yapmayan hiç iş yapmıyor demektir. Tabii. İş yapmazsan sorunun yok zaten. Onun için şimdi o dönemler eleştirilince o 80'li yıllar falan ya işte şöyle davranırdık, böyle olduk, biraz da abarttık mı ne? Yok, her şey döneminde güzeldi ve abartıların hepsi de güzeldi diye düşünüyorum o dönem için bakınca. Dediğim gibi yani isimlerini çok bildiğimiz ablalarımız vardı tabii. Aynur Mısıroğlu abla vardı. Evet. Muazzez Çıtlak teyze vardı. Yani, teyze diyorduk değil mi? Yani teyze tabii. Ben abla diyorum Muazzez ablaya. Onunla da bir çekim yaptık. Onu da izleyin sevgili evet, dostlar. Çok güzel, güzel bir çekim olmuş. Onu gördüm. Feyziye Nuroğlu vardı. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Gülsen Ataseven abla Gülsen vardı. Ataseven. Tabii yani bu isimleri hiç unutmamak Mevlid lazım Uçar zaten. Abla vardı. Mevlid Uçar aynen öyle. Senin onlar neler bizim var? Büyüklerimiz zaten. Evet. Onları hiç unutmuyoruz ve gerçekten de çok güzel dualarla yad etmemiz lazım. Evet.
Benim böyle çok birebir, mesela Muazzez ablayı hatırlar mısın Karagümrük'te? Öyle Allah konuşmalar, rahmet eylesin. tabii Allah rahmet eylesin. Onun evi hakikaten tam bir ne diyeyim, dergahtı yani. Dergah gibi evet. Yani. Kimin girip çıktığı ha. Herkes gelir. Yani hangi kesimden kim ne anlar bilmem ama oraya girersin, yersin, içersin, sohbetini edersin. Yani sen geldiğini kimsin? Geldiğini orada bırakır. Hakikaten yani niye gittin? Orada kimse onu sana o soruyu sormazdı yani. Ben rahmetli Süreyya ablayı da o manada hep böyle bir cevval, biraz da fıtratıma uygun bulmuşumdur herhalde. Bir program olur, bir tartışma olur. Süreyya abla muhakkak soru sorar. Ben bakardım soracak mı diye sorardı hakikaten. Bir de zaten değişik sorardı. Allah evet. Çünkü aslında kültürü, ilmi yüksekti yani. Sol kesimi de okur, sağ kesimi de okur, ortayı da okur. Efendim Avrupa'yı da okur. Neyse yani hem ufukları geniş, hem zihinleri güzel, hem kalpleri güzel dostlarımız vardı. Sabiha abla yine Süreyya ablayla beraberdiler malum. Biz onları tanıdık, sevdik. Halim ablaların bir kursu vardı. Halime Uyulan abla. Uyulan tabii. Onlara gider gelirdik. Yine Hasibe, Nevriye isimleri hep böyle zihnimde. Hasibe Turan abla. Ablalar sizinle yapacağım bir mülakat. Bak buradan duyuruyorum. Üzgünüm. Söyledi Nadire. Söylemeseydi bilmiyorum. Söylemesem yapmayacaktın değil mi? Yapmayacaktım. Çünkü onları devamlı irtibattayız. Görüşüyoruz zaten ama ya Mineciğim şöyle bir duralım. Şöyle yapalım. Oyunların verdiği yorgunluk var mı şu an? Nadire. Ben de mi? Yok ya. Hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Yorgun falan değiliz. Hatta hani bazen aynı güçle. Gideriz ama bedenimiz ne kadarını kurtarır bilmem yani. Benim gerçekten çok yani insan olarak da, görgü olarak da faydalandığım Asiye Dilipak vardır mesela. Asiye ablam bambaşkadır gerçekten. Sağlık afiyet versin. O bizim için hem abla hem böyle bir şey ne diyeyim hem teslimiyet hem de insanlık temsilidir. Herkese bize öğrettiler arar. Evet, öyle değil mi? Gerçekten çok kıymetli ablalarımız vardı. Fatma Bayram hala çok güzel işler yapıyor. Çok sevdiğim arkadaşım. Yani ne diyeyim şimdi? Hani bu 80'den beri şu noktaya kadar benim tanıyabildiğim, benim tabii daha göremediğim, vakıf olamadığım belki çok daha kıymetli, çok daha demeyeyim de çok kıymetli ablalarımız vardır. Var. İsimlerini de biliyoruz. Şule ablayla mesela çok yakın Allah hiç olamadık. Eylesin. Hep kalbimiz yakındı onunla. Allah rahmet eylesin. Ama bizim için bir semboldü yani. Mücadele semboldü. Yani hep var olmaya çalışmanın sembolü aslında. Yani çok da böyle kavga gürültü etmeden. Sevim Asımgil. Onun nezaketine eylesin. Hayrandım ben. O kadar naif, o kadar nazik, o kadar kibardı. Hikayeleri ya da kitaplarını yazarken ki üslubunu anlatmıştı. Ben edebiyat okumuş bitirmiştim. Hakikaten onun anlatışından başka bir ilham gelmişti bana. Mesela bizimle de paylaşsın mı? Yani şöyle derdi. Ya ben hikayelerimi yazarken işte karakteri yazacağım zaman onu araştırırım, incelerim. Efendim ya da bir hikayede ne bileyim sudan bahsedeceksem onun formülünü öğrenirim, nasıl yapılıyor, ne oluyor, nasıl bir özelliği vardır. Yani evet romandı ama afaki değil hiçbir şey. Yerli yerine otursun isterdi. Bunu da çok güzel bir nezaketle anlatırdı. Evet. Rabbim rahmet eylesin amin, yine. Rahmet eylesin. Güzel insanlarla tanıştık Mineciğim. Ya güzel evet. Biri de karşımda zaten. Allah razı olsun. O senin güzelliğin. Yani şunu görüyorum işte böyle hani bakınca... Ya bunlar ne düşünüyor? Valla dünyayı da tanıyan ama ahiretini de bilen, dostu düşmanı da her şekilde iyiliği anlayan, kötülüğü tolere edip üzerinde düzeltmeye çalışan bir nesil tanıdım ben. O neslin içinde olmaktan da mutluluk duyuyorum. Yani bir sürü isim geliyor aklıma da. Evet. Şimdi mesela Hayat Vakfı'nı düşünüyorum. Şimdi Mihrimah Sultan Tıp Merkezi'ni açtılar. O dönemler açıldı. İlk açılanlardı. Sonra üzerine bir sürü özel hastane vesaire açıldı ama yani işte başörtülü ama böyle bir endişesi, derdi olan, biraz itilip kakılıyor gibi olan ama alanlarında da birinci olan bir sürü doktor arkadaşımız var ve Hayat Vakfı bu manada güzel şeyler yaptı. Havva Sula, Ayşe Sula çok sevdiğim, çok kıymetli evet, arkadaşlar. Evet. Onlarla da yapabilirsin. Yok. Onların evet. Da anlatacakları çok onların şey vardır. Onların da çok anlatacağı var ama Ayşe abla dedi ki ben yapamayacağım. Ayşe Sula ablam sevgiler, saygılar. Bakın Nadire öyle diyor. Gönül dert ile yandı. Derdimi paylaşacak bir dost yok.
Çok gezer, yer gezdim. Hüznümü azaltacak bir kişi yok. Ben yarinim diyen çok ama gerçek vefalı bir yar yok diyor Ozan'ın biri efendim. Ama bu bizim için geçerli değil. Ne yani şunu söyleyeyim, ya ben öyle hissetmiyorum. Ya da şu an mı yok acaba gerçekten? Şu an var mı öyle vefalı insanlar, kaldı mı? O hani deriz ya bizim zamanımızda. Bizden öncekiler de öyle diyordur bizim zamanımızda. Bizden sonraki gençler de bizim zamanımızda diyecekler. Ya dönemler değişir. Dostlukların hali şekli değişir ama insanlar birbirine yine dost olur. Çünkü bu bir, ne diyeyim, bu bir Allah düzenidir. Ya Allah'ın bir düzenidir bu, nedir? Yani. Sünnetullah'tır. Ama o vefa sünnetullahını görebilmek. Evet, ahde vefa biz ilk etapta bezm alimlerinde Rabbe söz verdik. Orada o ahdimizi tutmak üzere dünyaya geldik. Zaten bizim cevherimizde var o. Hı. Ama dünya içerisinde yaşarken o dünyevileşme temayülünde bunu unutuyor muyuz? Ozan bunu mu kastetti? Ya şöyle, bunu zaman zaman bizim nesilde de unutmuşuzdur. Öncekiler de unutmuştur. Şimdi gençler de unutacaktır ama başka bir kuşak var şimdi. Hı. Yani aslında hep gençler böyle bizim zamanımız şöyle falan diyoruz ya. Evet, hakikaten bir araştırma öyle diyor. 55 yılından sonrasıyla bu 70'li yıllara kadar falan. O gelen nesilde böyle bir kendine vakfetme şeyi var. Evet, bizde öyle bir şey vardı. Ben iyi şeyler yapıldığını da düşünüyorum. Şimdiki nesil üzerinde, gençler üzerine mesela, benim oğlum, benim kızım mesela üzerinde düşününce, hani işte ya çok benciller, ya hep önce kendi rahatları, önce şöyle filan. Ya tabii bazı şeyler bunları getirdi çocuklara ve böyle de devam etti. Ya işte bizim çocuğumuz daha rahat etsin, işte şu okullara verelim, şurada rahat etsin, arabalarla getirelim, götürelim filan. Yani imkanlar çoğaldıkça aslında zorlukları azaltmış olduk çocuklarda da. Ondan sonra niye bu kadar rahatlar diyoruz. Hmm. Sıkıntı yok. Yapan biziz aslında. Biraz da öyle. Hmm. Ama şöyle Mineciğim, ben 15 Temmuz'da şunu gördüm. Bu gencecik çocuklar, gencecik delikanlılar, kızlar. Ya bizim nesil sokağa çıkardı. Normal, biz alışkınız zaten. Çıkarız, ne oluyor? Ölürsek ölürüz, kalırsak. Ama gençlerde bu, hayır, böyle bir, bu bir zulüm olacaktır, bu bir darbedir. Çocuk darbe görmedi. Benim oğlum ne zaman darbe gördü ki? Evet. Ama sokağa çıktılar yani. Çünkü şunu dediler. Kodlarında vardı belki. Evet. Hatta şimdi Sancak'ta Belediye Başkanı Şeyma Dövücü, o zamanlar işte konuşmalar Şeyma yapılıyor. Şeyma Hanım'a da selam yollayalım. Bambaşka nerede? Tabii. Şeyma çok kıymetli arkadaşımız. Sizinle de hocam, buraya not alıyorum. Evet. Sağ olsun, listemi kabarttı Nadire. Allah razı olsun. O bu konuşmalar yapılıyordu ya meydanlarda, hı, falan. O zaman şey demişti, gençler sizden özür diliyorum demişti. Hı. Yani biz sizlere, ya bunlar ne kadar rehavette, bunlar ne olacak falan derken ön saflarda koştunuz. Yani eğer bir mesele varsa, özgürlük meselesi, eğer bir zulüm varsa o zulmü kaldırmak için kodlarında mevcut bu çocukların. Onlar da onu gördüler. Hiçbir şey görmedi diyoruz ama pandemiyi gördüler. Efendim şeyi gördüler, 15 Temmuz'u gördüler, bir sürü postmodern darbeler, şunlar, bir sürü şey gördü çocuklar. Dünyada olup bitenleri de gördüler. Onlar bizden daha gelen iyi şeyler görüyorlar. Tabii. Biz o zaman kendi içimizdeydik Mineciğim. Evet. Yani başımızı kaldırıp da dünyada ne oluyor demek çok zordu. Ama şimdi dilleri daha fazla. Herkes, hı-hı, dil biliyor. Evet. Dünyada her yere rahatlıkla gidip gelebiliyorsun. Eskiden bir kesim ailelerin çocukları gider okurdu. Şimdi bizim Anadolu ailelerin çocukları gitti, okudu, geldi. Şimdi onlar da, ya onlar da bize vefa gösterecekler. Yani bizim nesle böyle böyle gidecek. Ay yani. İnşallah. Çünkü yok, vefa yok, bitmez. Konularımız da var çok şükür. Evet, hep de yani olsun zaten. Hı-hı. Çünkü geçmişi hayırla yad edeceğiz, anacağız ve gündemimizde tutacağız ki geleceğimize de ışık olsun. Hürmet etmeyi bilmek lazım sadece. Hı-hı. Yani tabii ki o da gençlikte bir dönem, çok iyi biliyorsun diye düşünüyorsun. Evet. Sonra zamanla, ya ben galiba o kadar da bilmiyormuşum diyorsun. Sonra gidiyor, ya daha çok öğrenmem lazım diyorsun. Evet, evet. Öyle gidiyor yani. Öğrenecek çok şeyimiz var. Evet. Yeter ki biz öğrenmek isteyelim. Senin bu öğrenme sürecinde, ya şu abla bana çok tesir etti, şu büyüğümden çok etkilendim dediğin kimler var? Yani şöyle dediğim gibi, unutamadın. Asiye abla çok kıymetliydi benim için.
Kıymetli yani demeyeyim de kıymetli öyle, öyle. Onu da bir alalım sağlık. Ya. Nadia liseyi onu da yazın. Tabii tabii o çok Abdurrahman abine. Çok önemlidir Selamlar, yani. Selamlar sevgiler. Sağlık sıhhat selamet versin ona. Ben Süreyya ablanın o cevvalliğini, o yiğitliğini unutmam ve çok net içimde kalmıştır. Fevziye ablanın o duygusallığı, o böyle manevi olarak hemen o duygulanıp gözlerinden yaşlarsa o gönül yumuşaklığı kalmıştır aklımda. Fatma Bayram tabi yaşıtım, arkadaşım, kardeşim, onda da o inanılmaz okuma ve açılma duygusunu görmüşümdür. Vardır tabi şimdi belki aklıma gelip de unutamadım. Bakayım, Fatma Bayram'ı da not alayım ben. Onu al zaten. Fatma Hanım, size de selam söylüyoruz. Evet, bu şey kanalımıza geliyorsunuz efendim. Bakiye abla mesela. Bak şimdi bunu hiç not aldığım şeylere bakayım. Bakiye abla çok o dönemde yine itidaliyle bir şey konuşurken sakinliği, işte farklı yönlerden bakmasıyla yani hakikaten ben de tesir uyandıran ablalarımdandır diyelim. Evet, Bakiye Fatma Kutluoğlu hocam yani çok bambaşka ufuklar açan, hiç ne diyeyim, vurduğu yerden ses getiren hakikaten sözüyle ruhta farklı devrimler yapabilen bir şeyimiz. Ne güzel hocamız. İnsanlar geçmiş hayatımızda. Öyle. Hayriye ablamız bambaşka. Çok çok sevdiğim. Ya ne bileyim, çok kıymetli insanlar var. Not alabilseydim hızlıca keşke, güzel olurdu. Ayla Çeliktürk vardır mesela, tanırsın. Evet. Yani o ilk gençliğimiz döneminde özellikle bu Refah Partisi'nin işte evlere ilk hani hanımlarla girdiği dönemde teşkilatlanma ruhunu da öyle başlattı. Evet, yani bana da şey yapmıştır, hani gidelim gittiğimiz yerler olmuştur. Ayla abla o konuda da kıymetli bir ablamızdır. Düğün programları yapardık, alternatif düğün programları. Bilirsin belki. Evet. Ayla ablayı konuşmacı götürürdüm. Sonrasında çıkınca ben başlardım işte böyle bir günde, böyle yani Nadire derdi gene böyle bir günde böyle bir toplulukla. Güzeldi. Ayla abla da bambaşka bir insan. Ya ne diyeyim? Hepsini hayırla yad etmek bize kaldı. Vallahi hepsi birer incir tanesi hakikaten. Hepsi çok kıymetli. Hepsinin şu dünyada Rabbim verdiği emaneti hakkıyla taşıyabilen insanlar olduğuna inanıyorum. O kadar kıymetliler ki. Onların hatıralarını, onların isimlerini, onların belki söylediği şeyleri yad etmek şimdilik bize düşüyor. Evet. Bizden sonra da Allahu alem. İnşallah dünyada hiçbir şey yok olmaz. Bizleri inşallah konuşsun. Öyle şeyler yapalım. Ya Mine, eğer iyi şeyler yapmaya gayret edersek, sözlerde unutulsak da indi ilahi de unutulmayız ki. Evet. Yeter ki niyet edelim. Evet. İyi işler yap. Niyet ettim Allah razı olsun iyi bir iş yapmaya. İyi işler yapmaya, sabit olmaya ve sabit. Yani ve Allah'a dayanıp yürümeye. Yürüyeceğiz çünkü. Yürüyeceğiz çünkü. Durmak yok. Yok. Çünkü kainat durmak hareket yok, ediyor. Tabii. Şimdi durmak yok deyince aklına muhtemelen geçmişlerden bir marş falan geldi gibi geldi bana. Ya biz başlardık. Her eylem yeniden de diriltir beni. Sürekli marş söylerdik malum. Ben hep öyle hatırlıyorum. Hala da söylerim yani. Öyle mi? Nadire bir yere girdim hemen başlar bir şeyler. Vallahi çok severim marşları. Hala da söylerim ara ara. En çok şehit tahtındayım söylerim. Onu da çok severim. Her eylem yeniden diriltir beni. Benim düğün marşımdır. Düğün şarkısı olur ya insanın. Ha. Benim de düğün marşım var yani. Şimdikilerin düğün marşı aşkla, meşkle dolu ama inşallah ya, sonu da aşk olsun. Ya aşk güzel bir şey. Sonu da aşkla bitsin. Hani dünya aşk üzere yaratılmıştır ya. Aşk güzel bir şey. Neye aşk olduğu da bağlı. Bir de tüketmemek lazım. Ya tabii ki. Bir de böyle basit hani değerlendirmeyle değil. Aşk çok kıymetli bir şeydir. Sevgi çok kıymetli bir şeydir. Onu da böyle hani tüketmemek lazım. Kıymetini bilmek, beslemek lazım. Sıcak tutmak lazım. Aynen. Dostlar birbirini arasa ne güzel. Ben şuna yapmaya çalışırdım. Şimdi de yapmaya çalışıyorum ama
bir liste yapmıştım kafamda. Hı. Böyle hani bugün 3 kişiyi arayayım, yarın 3 kişiyi daha arayayım falan. Anladım. Ya ara vermemeye çalışarak aramaya çalışırım. Hala da öyle, bir süre aramadıysam çok telaşlanırım yani. Aa, çok güzel. Evet. Aa, böyle vefa örneği olacak varsa sende tüyolar, onları alabiliriz. Ya, bu ama olabilir mesela. Bu, yani ben kimseyi unutmak istemiyorum. O yüzden de öyle... Unutmuyorsun da zaten. Çünkü biz o tarafını çok iyi biliyoruz. Ki köprünün altından çok sular geçti sevgili dostlar. Biz hep virgül vermişizdir. Ama virgülden sonra devamlı görüştüğümüzde kaldığımız yerden... Aa Nadir şu ne yapıyor, bu ne yapıyor, sen ne yapıyorsun? Oradan devam ederiz. Sanırsınız ki biz dün buradaydık. Evet. Aa, dün konuşmuştuk biz bunları ama üzerinden belki 5 yıl, bilemediniz 10 yıl geçmiştir. Yani ben mekana ve zamana bağlı ilişkiler olduğuna inanıyorum, evet. Ama mekansız ve zamansız olan dostluklar vardır. Evet, evet. Bu dostluktur. Alo dediğin zaman o senin yanında var. Yani hatrını sorduğunda, ya canım yanıyor dediğimde ya da yok yani bir şeyim yok ama... O ses biraz buğulu geldiğinde yanına koşabilendir dost zaten. Hı hı. Sözle, sesle, artık neyle olursa olsun. Dostluk öyle bir şey zaten. Yoksa zamanla mekana bağlı tabii, iş arkadaşlıkları olur. Efendim, komşuluklar olur mekan, mesela. Hepsi. Ki onların hepsinin de hakkını verebilmek lazım zaten, evet. Yani. Aslında İslam'da ne kadar güzel. Hepsinin bir yeri var. Evet. Birini birine varis kılsaydım, komşuyu komşuya varis kılardım. Ya şimdi demek ki var bir hikmet. En önce o koşacak. Ya komşun, bakkalın, yani benim çocuklarıma bir tavsiyemdir mesela. En yakınından alışveriş edeceksin. Yani bakkaldan alabileceklerin varsa onu ihmal etme. Market tabii ki uyguna geliyor. Ama yani en yakınından itibaren geriye doğru, daha uzağa doğru gitmek lazım. Allah. İşte bu vefa örneği aslında. Çevrendekilere, yakınındakilere. Çünkü en yakınını gözetmekle mükellefsin. Evet. Halkayı ondan sonra genişleteceksin. Evet. O en yakın için de önemli olan o gönül bağını kuvvetlendirmek. Vefada da o var zaten. Belki sen o an için ondan uzaksın mekansal olarak ama gönül bağı mesafesi çok yakın. Ve aradığında da demin de dediğin gibi gerçekten bir tuş kadar yakın. Şimdi rahmetli Müzeyyen hemen yüreğimde şey oldu. Ne diyeyim? Peyda oldu. Zaten hiç unutmadığımız bir kardeşimiz. Müzeyyen de öyleydi. Birinin bir işi varsa, bir sıkıntısı, bir ne bileyim taşınıyorsa ya da bir hastaysa falan Müzeyyen koşardı. Orada olurdu. Ama o kadar sessiz, o kadar naif, o kadar güzel olurdu ki. Bizim arkadaşlarımızla, büyüklerimiz de çok güzeldi, arkadaşlarımız da çok güzel. İnşallah. Onlar bizim, benim kız kardeşim yok ama o kadar çok kız kardeşim var ki. Aa, bilmiyordum kız kardeşim yok, olmadığını. Bak, iki, ben onu bile bilmiyordum. İki abim var, Allah onlara da hayırlı uzun ömür versin. Amin, sağlık, sıhhat versin. Annem bir ama kızım... sen herkese öyle bir kardeş oldun ki ben kardeşlerim var sanıyorum. Hakikaten kesin. Öyle, ben hiç dost eksiği çekmedim, hamdolsun. Şöyle kafamı çevirsem Şükran'ım vardır, şöyle çevirsem Zeynep'im vardır, şöyle çevirsem Nuran'ım vardır, çevirmeme gerek yok, efendim Şeyman vardır, Asiye ablam vardır, Emine vardır, vardır yani olsun, dostlarımız hiç eksik olmadı. Bunlar bizi büyütüyor, evet, besliyor. Çok şükür. Belki de, evet demin dedin ya, şu anda bedenen çıkamasak bile o ruhla hep biz meydanlara çıkabiliriz, bir şey yapılacaksa yapabiliriz. Belki de bizi diri tutuyor. Ya yine bir şey anlatayım mesela. Bu çok insanda olur mu? Nasıl olur bilmiyorum. 15 Temmuz'da ben Viyana'daydım. Evet, pardon. Ben köydeydim. Kayınvalidem bir kaza geçirmişti ve yatalak durumdaydı. Eşim Ankara'daydı. Bir iş için gitmişti, orada kaldı. Ömer, Tahir İstanbul'daydı. Oğlum. Hüma Sena da Viyana'daydı. O yüzden hepimiz farklı yerlerde. Evet, pardon, özür dilerim. Farklı yerlerdeydik. Ömer Tahir İstanbul'da, işte o beni arıyor. Anne ya Egal, bu şey diyorlar, ihtilal falan diyorlar. Oğlum dedim ya, böyle ihtilal olmaz. Biz böyle görmedik. Biz ihtilal gördük. Biz böyle görmedik yani. Gördüğümüz bu ihtilal değil. Yine bir arkadaşıyla beraberdi. Bizim Nuran'ın oğluyla.
Sonra onların Nuranların evine gitmişler. Gel demiş Nuran. Gelin bir eve konuşalım. Sonra aradı beni, dedi ki senin oğlun sokağa yani çıkmak istiyor dedi. Dedim ki kimin oğlu canım? Dedim ki ya Nuran çıkacaksa çıksın. Ama şimdi bak etrafında bizim aileden kimse yok ya. Çıktı ama ne olduysa bize haberini verecek biri lazım. Oğlum çıkıyorsa sen de çık dedim. Arkadaşıma. Evet. Şimdi ve çıktı hakikaten. O da çıkası vardı demek ki o neticede bizden. Ve çıktılar. Sonra Ömer'le konuşurken dedim ki oğlum o durumda idrak edemiyorsun ama ya sen bir insana diyorsun ki çık sokağa. Vuruyorlarsa seni de vursunlar, oğlumu da vursunlar. Çık sokağa diyorsun ya. Oğlumla birlikte sen de çık. Bunu kime söyleyebilirsin Mine? Evet. Ben düşündüm. En yakının anne, teyze, hala. Onlara bile diyemezsin belki. Dersin tabii de. Ay, ama diyemezsin ya. Şey yaparsın. Bir noktadır imtina bu. İmtina edersin yani. Bu bir nokta yani. O çıkıyor, oğlum çıkıyorsa sen de çık dedim. Gör bakalım. Hani şehit oluyorsa olsun tabii de. Gör olduğunu gör ama sen de olacaksın. Yani bunu bir insan gerçekten ahde vefası olmayan adama söyleyemez. Demek ki varmış. Elhamdülillah. Demek ki dostlarımız varmış. Elhamdülillah. Çok şükür. İyi ki varlar. Daha konuşacak çok şey var. Ay bilmiyorum. İnşallah evet. Eksik kalmamış, hepsini hatırlamış, yad etmişizdir. Vallahi eğer unut şu anlık unuttuğumuz varsa tabii, gönlümüzde tabii. Unutmamışızdır. Tabii. Onu bilsinler de. Aynen. Dostlarımız bizim gerçekten zenginliğimiz ve çok. Hayat kaynaklarımızdır. Çok. Anamız, babamız, sonra ailemiz ve dostlarımız. Daha neyimiz var ki işte. Evet. Ama an gelir en yakınındaki dostun ailenden önce sana yetişebilir. Doğru. Durumuna bağlı tabii. Tabii, yani. Tabii, tabii. Ama aileleri ihmal etmeyelim. Aile tabii, önemli. Tabii. Oraya da vefa lazım. Aileye de vefa aileye lazım. Vefa en önemli lazım. Vefa da ona tabii. Lazım. Çünkü sıla-i rahim farz. Tabii. Tabii. Onu bir kere yapıp evet. Kesemiyoruz. Aynı görüşte şey olmayabiliriz. Aynı hissiyatta olmayabiliriz. Farklı yerlerde bile olsak bizim ailemizdir o. Allah onu bize aile yapmıştır. Dolayısıyla hatır soracağız ve bir müşkül varsa gidereceğiz yani. Bu da başka bir vefadır zaten. Vefa kıymet bilmek dedin ya zaten. Evet. En önce kendi etrafındakilerin kıymetini bileceksin ki diğerlerini bilemezsin. Yani inşallah öyle oluruz. Yani i̇nşallah. Öyle hamasi konuşup da işi yapamayanlardan olmaktan Allah'a sığınalım. Aa, yani. Evet. Amin. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür dostları ederim Mineciğim. Dostları almak için vesile oldun. Allah evet. Razı olsun. Elhamdülillah. Bu vesileyle seni de almış olduk. Seninle de görüşmek Allah olduk. Razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, siz de çevrenizdeki o kıymetleri lütfen ihmal etmeyin. Vefa bizim yakamıza yakışan en güzel rozettir. Ve o rozeti inşallah ömür boyu da taşıyanlardan olalım diyor. Başka bir programda görüşmek üzere.